Yani bunu film böyle... ne zaman vizyonda? Şu anda vizyonda şu anda mı, vizyon, ne oluyor? Dördüncü günü. Evet, işte. Dördüncü günü. Evet. Peki, siz seyirciyle beraber filmi seyrediyorsunuz, seyrettiniz. Seyrettik 3-4 kere. Seyretmeye devam ediyor musunuz? Evet, devam ediyoruz. Şimdi Diyarbakır, Antep var. Evet. Oh, çok be, iyiymiş. Çok güzel yerler. Peki. Tamam, şimdi filmi övdük biraz. Tamam, bir dakika geliyorum. Evet, tamam. Şimdi doktorla ilgili, profesörle ilgili birkaç not vereceğim. Antropoz nedir, nasıl belli? Hayır, onu değil canım. Şimdi sizin ürolojik kanser cerrahisi. Çok fazla ameliyatınız var. Doğru. Bu konuda. Robotik ve laparoskopik cerrahi. Mesela sen böyle bir şey yapamazsın. Ondan sonra. Ve her zaman aynı ekiple ameliyata giriyorsunuz. Doğrudur. Evet. Peki Okan Bey. Ameliyatı baştan sona siz yapıyorsunuz. Tabii biz yapıyoruz. Yani robotik cerrahi yapmıyorsunuz. Hayır hayır. Bir de böyle bunun özellikle belirtilmesi sizle ilgili olarak. Çünkü başka bir yani bir ekiple giriyorsunuz ama son bütün cerrahinin bütün sorumluluğunu alıyorsunuz anlamında mı? Sonuçta biz hastayla uğraşıyoruz. O yüzden bu hastalara bir ekiple davransak da ameliyatı tabii ki baştan sonra yani o konudaki uzman kişi, yani burada da robotik cerrahideki uzman kişi ben olduğum için ben yapmak zorundayım. Evet. Peki kitapla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çünkü aslında çok gerekli, çünkü hayat uzadı ülkemizde de. Yaş ortalaması gördüğünüz yükseldi. Gibi. Gökhan'dan da anlayacağımız gibi. Ve zaten ilk gençlikte bir cinsel eğitim yetersizliğiyle büyüyen çocuklar, büyükler sonra yaş aldıkça karşılaşacakları sorunları da bilmiyorlar. Söylenmiyor. Bilinmiyor. Karşılaştığında panik yapıyor. Yanlış anlıyor. Yanlış yöntemlerle kendi kendini idare etmeye çalışıyor. Şimdi bu kitapla ilgili, bu çünkü çok değerli buluyorum. Özellikle Gökhan'ın ihtiyacı olduğu için. Erkeklerde cinsel performansı arttırmanın yolları. Sürekli erkeklerin böyle bir derdi var. Ama yok. Senle ilgili olarak söylüyorum. Bana devamlı böyle sorular geliyor. Senle ilgili olarak söylüyorum. Özellikle Gökhan'la ilgili olarak. Kalpten penise giden gizli yol. Bunu sevgili Bingül Hocam mı yazdı? Tabii. Evet. O bir kitapta evet. Bingül Hocam bölümü. Yazdı bu bölümü. Günümüzde prostat ameliyatlarından korkmamıza gerek var mı? İsimli bölüm yine. Erkeklerde orta yaş krizi ve dikkat edilmesi gerekenler. 40 yaşından sonra sağlıklı beslenme ve diyet yapmanın incelikleri, tam sen işte bu. Kadınlar 40 üstü. Erkeklerle cinsel yaşam için ne düşünüyorlar? Tamamen senin konun. Bunu bence Sabah'a söyleyebilirsiniz. Kadınların... Ben 40 üstü erkeklerimi düşünüyorum. Hayır, ben ona söylüyorum o sana atıyorsun. Ortalık yani. Kadınların bakımlı erkeğe bakışı da ben. Doğru. Bu da bu. Hakikaten bu önemli bir kitap. Çünkü şöyle söyleyeyim bir küçük hikaye. Ben... ergen olmaya başladığımda işte Rus Savaşı'nın hemen ertesiydi. 1800'lerin sonu. O tarihte hiçbir şey yok. Yani evde hiçbir cazip kaynak yok. Ne dergi var, ne başka bir şey var filan. Büyük büyük dedenin bir Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitabını buldum. Şeyden sonra 60'ından sonra cinsel hayat filan gibilerden bir ismi vardı kitabın. Ve ilk karşılaştığım gizli kaynak, ki gizli bir kaynak değil de adamın kütüphanesinde duruyordu. Ondan sonra böyle bir kaynaktı. Küçük bir kitap. Ben büyük bir açlıkla fotoğraf da yok falan filan. Böyle buna baktım. Ve öyle bir açlıkla, susamışlıkla okumuşum ki hepsi aklımda kalmış. Müthiş. Sürekli şöyle bir, o zamanın tıbbı ve tavsiyeleri, sürekli şöyle tavsiyeler: aman dikkat, aman yapma, aman ha, aman ne olur falan, aman az. Sürekli böyleydi. Aklında bunlar mı kaldı yani? Hep aklımda bunlar kaldı. Benim için önemli bir soru. Yani ama o yüzden böyle bir kaynağın, böyle bir kaynağın çok büyük yararı var. Ben 200 sene öncesinden bahsetmiyorum yani. Kesinlikle. Evet. Şimdi Okan Bey. Buyursun. Açıkçası yani dediğiniz gibi ortalama yaşam ömrü uzadı. Buradaki 40 yaş aslında bir sınır değer. Yani maçın ikinci yarısı gibi. Evet. Siz ilk yarıda
büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz, belli bir evreye geliyor. 40 yaş belki birçok şey için erken ama önlem almak için geç. Doğru erken yaş. Yani geç değil. O yüzden spor yaparak, beslenmeye dikkat ederek bu 40'tan sonraki kaliteli ve güzel yaşımı uzatabiliriz. Aslında bu kitabı ben ilk önce kendim için, 46 yaşında olduğum için, sonra da Gökhan için yazdım. Aynı yaştasınız. Aynı yaşta. Aynı yaştasınız. Yani evet. Ne yapayım, dilek mi dileyim? Ya müthiş. Evet. Aa, hadi çok güzel bir evet. fikir. Evet. Peki ama bu tabii ki ya ama kendim için yazdım derken tabii ki böyle erkek bir latife yani. Ediyorsunuz ama 40 biraz için. Erken değil mi hazırlanmak için? Şöyle, 40 semptomların ortaya çıkması için erken değil ama hazırlığa başlamak için yani 40'tan sonra spor yaparak, kilonuza dikkat ederek önemli bir kronik hastalıklar 40'tan sonra ortaya çıkabiliyor. İlaçlarınızı düzenli kullanarak vücudun maruz kalacağı etkiyi ilerleyen yaşlara azaltmak lazım. Ama onun için çok bilinçli olmak lazım. Yani ben 40 yaşta bir kimsenin aman deyip almayabilir aslında. Keşke bir alsa ve yapsa yani. Ama ben zaten ben girmeyeceğim şeysi olduğundan sebep. Bu kadınlar içinde böyle bir limit yaş gibi geliyor bana. Yani kendimden biliyorum. 40'tan sonra 40'tan sonra insanlar şey değişiyor. Herkes öyledir. Yani benim bazı arkadaşlarım var. Diyor ki ya 40 yaşına girdim. 40'ından sonra böyle hastalıklar hiç hasta olmazdım. Hasta olmaya başladım. Ya. Evet. Mesela ya. Ama buna hazır değiller. Tabii yani sonuçta. Yani bir de şöyle bir şey var. Yaşlılık da dalga geçilen, küçümsenen bir şey. Gençlik de maalesef dalga geçilen, küçümsenen bir şey. Yani aslında ne çocukları genç olmaya hazırlıyoruz ne yaşlıları yaşlı olmaya hazırlıyoruz galiba. Şunu demek istedim. Bunlarla kafa buluyoruz sadece. Ben yani. Benim karşıma tabii mesleğim icabı belli, hep genellikle belli bir yaşın üzerinde insanlar, erkekler geliyor. Ve ben bakıyorum şimdi bir adam geliyor 80 yaşında adama bir bakıyorsunuz hiç 80 yaşla alakası yok yani 70, 65 falan dersiniz. Bazen de 70 yaşında bir adam geliyor 90 dersiniz yani böyle farklı insanlar gelebiliyor. Genç gözüken insanların ortak özelliği şu hepsi fit ve hepsi gençliğinde spor yapmışlar. Yani bunu size söyleyebilirim hepsinin ortak özelliği bu. O yüzden sporu hayatımızın bir köşesine koymamız gerekiyor. Okan süper o zaman sen de gençliğinde işte spor yapmaya başladın. Ben hiç spor yapmadım. Şimdi ben diyorum şimdi ayol adama personal trainer'a gidiyorum. Benim Matrix'teki Neo gibi uyandırıyorlar. İğneler batırarak hiç kaslar çalışmamış. Şimdi sana soru soruyorum. Bu adamın oyunculuğu nasıl? Of sahnede görmeniz lazım. Görmeniz lazım. Peki sizin afişi bir görebilir miyiz? Onu görmek istiyorum. Çıkarıp gösteriyorum. Yani arkadaşlarım şey yaparsa. Ay afişimiz de çok güzel oldu. Ayıptır söylemesi. Evet kendi yolumdanın afişi geldi. Paraya hayır. Evet. Çok güzel afiş. Çok. Çok güzel afiş.